Matematik öğretmeni Mete Bey tahta üzerinde 1'den 80'e kadar sayıların yazılı olduğu kutucuklar çizmiştir. Öğretmen 3 öğrencisini tahtaya çıkararak aşağıdaki işlemleri yapmalarını istemiştir. Birinci öğrenci asal sayıları işaretle, ikinci öğrenci tek sayıları işaretle, üçüncü öğrenci 120'nin pozitif tam sayı bölenlerini işaretle. Buna göre her üç öğrencinin de işaretlediği kaç tane kutucuk vardır? Şimdi arayacağımız sayılar bu 3 şartı da sağlayan sayılardır. Şurada 120'nin pozitif tam sayı bölenlerine bakarsak 80'e kadar olanları sayabiliriz de toplamda 16 tane vardır. Onu da asal çarpanlarına ayırırsak 120'yi 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazarız. Kuvvetleri şunların da kuvvetleri 1 olduğu için birer arttırıp çarptığımızda buradan 16 tane olduğunu buluruz. Biz bu 16 taneyi değil 80'e kadar olanları alırsak 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 24 30 40 ve 60'ı alabiliriz. 90 ve 120 de var ama o tablomuzda yok. 120'nin pozitif tam sayı bölenleri bunlar. Asal sayılar dikkat ederseniz çoğunluğu zaten çift sayı. Alamayacağı alacağımız sayılar hep başlarda bulunan sayılar. Asal sayılar burada kesişen asal sayılarımıza bakarsak 2 var, 3 var, 5 var. Başka da yok. Tek sayılara bakarsak şurada bir iki tanesini yazayım. 2, 3, 5, 7. Tek sayılara bakarsak 1, 3, 5, 7. Devamlı yazmaya gerek yok. Hepsinde ortak olanları belirlersek o zaman 3'ünde de olan 3 var şöyle yeşile gösteriyorum ve 5 var yani iki tanesi boyanmış olur biri 3 biri de 5 İki tane olması lazım kutucuğun o halde doğru cevabımız B şıkkıdır bir sınıftaki bazı öğrencilerin okul numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir öğrenciler ikişer kişilik 3 gruba ayrılıyor Öğrencilerin okul numaralarının rakamları toplanıp 2'nin kuvveti şeklinde yazılıyor. Aynı kuvvette olan öğrenciler aynı grupta yer alıyor. Rakamların toplamı 2'nin tam kuvveti olmayanlar hangi tam kuvvete yakınsa o grupta yer alıyor. Örneğin 6318 rakamları toplamı 15. 15 15'te 2 üzeri 4 16 olduğu için 2 üzeri 4'e yakın o zaman 4. grup. 7010 rakamları toplamı 8 yaptı. 8 de 2 üzeri 3 olduğu için direkt 3. grup. Buna göre Enes'in okul numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tek tek herkesin gruplarını bulmaya çalışalım. Büşra'dan başlıyoruz. Büşra'nın okul numarasının rakamları toplamı 3 artı 8 artı 9 20 yapar. 20 de 2 üzeri 4'e yakındır. 2 üzeri 4 16 olduğu için yaklaşık olarak 16'ya yakındır. O halde Kübra 4. kuvvetten yazıldığı için 4. grupta olmalı. Gelelim Kübra'ya. Kübra için rakamları toplamına bakıyoruz yine. Rakamları toplarsak 2016'nın 2 artı 1 artı 6 buradan 9 gelir. 9 da 2 üzeri 3'ten 8'e yakın bir sayıdır. Yani bu da grup olarak 3. gruptadır. Asım'a geçelim. Asım rakamları toplamı 3 artı 1'den direkt 4 yapıyor. 4 de 2'nin karesidir. O halde Asım'ın grubu da ikinci gruptur. Devam edelim. Eren. Eren'in rakamları toplamı 1, 3, 3. Toplamı ne gelir buradan? 7 gelir. 7 de yaklaşık olarak 2 üzeri 3'e yakındır. Yani bunun da grubu 3. grup olmuş olur. Böylece 3. gruptakileri bulmuş olduk. 2 tanesini de. Sait'e geldik. Sayit için rakamları toplamı 4 artı 1'den 5 yapar. 5 de yaklaşık olarak 2'nin karesine yakın bir sayıdır. Burada da ikinci grup olduğunu buluruz. İkinci grup. Şimdi Enes'in yorumunu yapacağız. Neleri bulduk diye bakarsak. Üçüncü grupları bulduk. Başka ikinci grupları bulduk. Dördüncü grubun birini bulduk. Dördüncü grupta Büşra var. O zaman Enes dördüncü grupta olmalı. 4. grupta olacak bir kişinin de 2 üzeri 4. kuvvetli olması gerekir. O halde şıklarda 2 üzeri 4'e hangisi yakın ona bakacağız. Burada 2 üzeri 4'e yakın ya da 2 üzeri 4 olması lazım rakamları toplamı. Burayı toplarsak rakamları toplamı 13 yapar. Bu evet 2 üzeri 4'e yakın 16'ya e yakın. Burada toplarsak rakamları toplamı 10 yapar. Bu 2 üzeri 3'e yakın. Burada rakamları toplarsak yine 10 yapar. 2 üzeri 3'e yakın. Sonuncusu rakamları toplamı 9 gelir. Bu da 2 üzeri 3'e yakın. dördüncü grupta olan 2 üzeri 4 olan 2056 okul numarası. O halde doğru cevabımız A şıkkıdır. Devirli ondalık sayılar rasyonel sayılara dönüştürülürken sayının tamamı virgülsüz bir şekilde yazılır. Ve bu sayıdan devirli olmayan kısım virgülsüz bir şekilde çıkarılarak paya yazılır. Virgülden sonra devreden sayı kadar 9, devretmeyen sayı kadar 0 paydaya yazılarak rasyonel sayıya dönüştürülür. Yukarıda verilen yolun uzunluğu karekök içinde 44,4 çizgi metredir. Yol kenarının başlangıç noktasından başlayarak 2 bölü 3 metre aralıklarla direkler dikilecektir. Buna göre bu iş için kaç tane direk gereklidir? Öncelikle yolun bir uzunluğunu bulalım. Karekökün içindeki devirli ondalıklı sayıyı rasyonel hale getirelim. Sayı 44,4 çizgiydi. Bunu çevirirken sayının tamamı yazılır. Sayıdan devretmeyen kısmı yani 44 çıkartılır. Dev, virgülden sonra bir tane devreden sayı olduğu için 9'a bölünür. 444'ten 44 çıkarsa 400 bölü 9 gelir. O halde mesafe yani uzunluk kök içinde 400 bölü 9'dur. Bu da karekökten 20 bölü 3 olarak çıkacaktır. Şimdi incelersek her iki direk arasındaki mesafe 2 bölü 3 metreymiş. Biz de burayı 2 bölü 3'ün aslında bir katı olarak bulmuş olduk. 2 bölü 3'ün 10 katı gelmiş oldu. Hatta şöyle yazayım öncelikle. 20 bölü 3'ü 20 bölü 3'ü 10 çarpı 2 bölü 3 olarak yazabiliriz Buradan şunu anlarım yani 10 boşluk var Burası bir boşluk şöyle göstereyim burası bir boşluk 2 boşluk En sona iki tane daha direk gelecek Şu tam sınırda olacak şöyle Burası da demek ki 10. boşluk 10 boşluk varsa kaç direk vardır diye sayarsam bu birinci direk ikinci direk Gidecek bir fazlası olması lazım bu 10 Bu 11 direk olacak Burada 10 tane boşluğa 2 bölü 3 ile doldurabildiğim için o halde 11 tane direk gereklidir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. A, B ve C birer doğal sayı olmak üzere kök içinde A kare çarpı B eşittir. A kök B ve A kök B artı C kök B eşittir. A artı C çarpı kök B'dir. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgen için alanı A çarpı B çevresi 2A artı 2B veya 2 parantezinde A artı B'dir. Alanı 600 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki bir kartondan hiç parça artmayacak şekilde 12 eş kare oluşturuluyor. Buna göre bu kartonun kesilmeden önceki çevresi en az kaç santimetredir? Verilen şeklin alanı 600 ise ve 12 parçaya ayrıldıysa her bir parçanın alanını bulabiliriz. 600'ü 12'ye bölersek 50 buluruz. Yani bu küçük karelerin alanı 50. Karenin alanı 50 ise bir kenarını bulabiliriz. Burası a, burası a olsa a kare 50 ise buradan a kök 50'dir. Kök 50'yi de 50 içeride 25 çarpı 2 diye yazarsak 25 kare kökten 5 diye çıkar ve 5 kök 2 buluruz. Yani her bir karenin kenarı 5 kök 2. Buradan da şu yorumu yapabiliriz. Dikdörtgenin uzun kenarı da kısa kenarı da 5 kök 2'nin katı olmak zorunda. Yani burası 5 kök 2 x ise şöyle ifade edelim. 5 kök 2 x ise burası 5 kök 2 y olmalı. Tam katı gelmesi için. Bunların çarpımı alanları veriyordu. Buradan çarparsak 5 kök 2 x çarpı 5 kök 2 y, 600 eşitlersek zaten şunların çarpımı 50 geliyor. 50 çarpı x çarpı y eşittir 600. 50'ye bölersek de buradan x çarpı y'yi 12 buluyoruz. Şimdi x ve y'yi öyle bir seçeceğiz ki çevresi en az gelecek şekilde olacak. X ve y'yi birbirine yakın sayılar olarak seçersek, Uzun kenara x dediğimiz için büyük sayıyı x'e yazalım. Yani buna 4, buna 3 diyelim. Eğer bunu 4 ile çarparsak 5 çarpı 4'ten 20 kök 2 burası yapar. Buraya 3 dersek 5 çarpı 3'ten burası da 15 kök 2 yapar. Çevresini bulalım o halde. Çevre eşittir. 2 parantezinde 15 kök 2 artı 20 kök 2. Eşittir. Burası 35 yaptı. 35 çarpı 2'den de 70 kök 2 bulunmuş olur. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır. Dikey uzunluğu yatay uzunluğa oranına eğim denir. Şekil 1'de verilen direk rüzgarın etkisiyle yan yatmış ve %40 eğimle durmuştur. Geçici olarak tehlike oluşturmaması için direğin altına farklı uzunluklarda destek çubukları dik bir şekilde konulmuştur destek çubukları arasındaki mesafe şekil 2'de verilmiştir. Buna göre destek çubuklarının toplam uzunluğu kaç metredir? Her bir çubuğun uzunluğuna bir harf verelim. A, B, C olsun. %40 olan eğimden yararlanarak A, B, C'yi bulalım. %40 eğimse eğim eşittir. 40 bölü 100'dür. Dikeyin yatayı oranı. Burada sadeleştirirsek sıfırlar gider. 2'ye de bölersek eğimi 2 bölü 5 buluruz. Yani dikey uzunluğu yatay uzunluğu oranlayıp 2 bölü 5'e eşitleyeceğiz. Şuradan başlayalım A'yı bularak. Dikey uzunluk A yatay uzunluk 6. O halde A bölü 6 eşit olacak 2 bölü 5'e. Buradan A'yı yalnız bırakırsak içler dışlar çarpımı yapalım. 5 A eşittir 12. Her tarafı 5'e bölersek A eşittir 12 bölü 5. Bunu 2 ile çarpıp genişletelim. Ondalıklı yazabilmek için. 24 bölü 10 olur. O da 2,4 bulunmuş olur. B'ye bakalım. B bölü B dik olan yataya burası toplamda 15. Şurayı da yazalım. Burası da toplamda 15 artı 4'ten 19 geliyor. İlk önce B için yapıyoruz. B bölü 15. B bölü 15. Eşit olacak 2 bölü 5'e. Yine aynı işlemi yapalım ama 5'e her seferinde böleceğimiz için direkt şunları çarpalım. Sadece B'yi yalnız bırakalım yani. 15 çarpı 2'den 30. 30 bölü 5. 30'u 5'e bölersek de direkt 6'yı bulmuş oluruz. C'ye bakalım. C bölü 19 eşittir 2 bölü 5. Buradan 19 ile 2'yi çarparsak 38 bölü 5. Bunu da 2 ile genişletirsek 76 bölü 10 yapar. Bu da 7,6'dır. Bize bu değerlerin hepsinin toplamını sormuş. Hepsini toplarsak 2,4 artı 6 artı 7,6 toplamları 16 bulunmuş olunur. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. Pisagor adalet kupası belirli bir miktarın üzerinde doldurulduğunda içerisindeki içeceğin tamamını özel bir düzenekle dışarı dökülmesini sağlayan bir tür bardak tamamen boş olan Pisagor adalet kupasına sürekli olarak su doldurulursa kupadaki suyun zamana göre değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bardaktaki su boşalmaya başladığında bardağa su eklenmesine ara veriliyor. Yapılan işlem şu bardağa su dolduruluyor. Bardak belli bir seviyeye geldikten sonra su doldurma işlemine ara veriliyor. Ve artık içerideki özel bir düzenekle içerideki su tamamen boşaltılana kadar akıtıyor. Tamamen boşaltma işlemi yapıldıktan sonra tekrar düzenek çalışıyor ve tekrar sıvı su doldurma işlemi devam ediyor. Yani doldur, boşalt, doldur, boşalt hiçbir aralık vermeden doldur boşalt işlemi yapılıyor. Sabit hızla ilerleyeceği için doğrusal bir hızla hareket edecek su. Dolma süresi yani zamana göre doğrusal hareket etmeli. Şıklarda hepsi doğrusal ama burada sabit Aynı seviyede kaldığını gösteriyor. Burada ara verildiğini gösteriyor. Bizde ama hiçbir ara yok. Doldur boşalt doldur boşalt. O şeklimizde A şıkkındaki şeklimize uyuyor. O yönde doğru cevabımız A şıkkıdır. Yarı çapı R olan çemberin çevresi 2 pi Yusuf elindeki telin uç noktalarını birleştirerek yarıçap uzunluğu 5 cm olan bir çember oluşturmuştur. Berk. Yusuf'un oluşturduğu çemberin uçlarını açarak düz bir tel haline getirmiş ve bu teli belli noktalardan bükerek uçlarını birleştirmiş ve telin tamamıyla bir üçgen oluşturmuştur. Buna göre Berk'in oluşturduğu üçgen aşağıdakilerden hangisi olamaz? İlk baştaki oluşturulan çemberin bir çevresini hesaplayın. 2 pi r formülüyle pi 3 alarak hesaplarsak 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı da 5 olduğu için çevresini hesaplıyoruz buradan. 5 kere 2 10, 3 de çarparsak çevresini 30 buluruz. Şıklarda o zaman çevresi 30 gelecek şekilde ve üçgen oluşturacak şekilde hangisi doğruysa onu belirleyeceğiz. Üçgen eşitsizliği kuralına göre işlem bakacağız. Şimdi A şıkkından incelemeye başlayalım. 14, 12 toplamları 26 yapıyor. 30'a tamamlamak için buranın o zaman 4 olması lazım. Şimdi bu 4 için üçgen eşitsizliğini kullanalım. Üçgen eşitsizliği şuydu. 4'ü ortaya yazıyorum. Toplamlarından diğer iki kenarın toplamlarından küçük farkının mutlak değerinden büyük olmalıydı. 14 ile 12'nin farkı 2. 14 ile 16'nın toplamı 26. 4 de 2 ile 26 aralığında bir sayı olduğu için böyle bir üçgen vardır diyebiliriz. İkinciye geçtik. 14,5 14,5 burası 29 yapar. O zaman 30'a tamamlamak için buranın 1 olması lazım. 1 için yine üçgen eşitsizliği yaparsak, ikizkenar olduğu için farkları 0, toplamları da 29 yapar. 1 bu aralıkta olduğu için bu da olur. C'ye bakarsak 10 10, o zaman diğeri de 10 olmalı. Yani eşkenar üçgen. Burada zaten eşkenar üçgen tanımlanabilir. Bunu da direkt eleriz. Sonuncuya bakarsak 8 6 14, o zaman buranın 16 olması lazım. 16 için olmadığını görelim. Farklarını alırsak 2 toplamlarını alırsak 8 altın 14. 16 bu aralıkta olmadığı için yani bu eşitsizlik doğru olmadığı için doğru cevabımız D şıkkıdır. Hava yollarına ait bir firma 100 kişilik uçakta kalan boş koltuğa göre aşağıdaki fiyat tarifesini belirlemiştir. Bu uçakta ilk etapta 35 kişilik bilet satılmıştır. Daha sonra 30 kişilik bir kafile gelerek bilet satın almıştır. Buna göre bu kafilenin ödemesi gereken toplam ücret kaç TL'dir? Şimdi uçak en başta tamamen boşken 35 kişi bilet alıyor. Toplamda 100 tane kişilik koltuk, 100 kişilik bir uçak olduğuna göre 100 kişiden 35 çıkartıldığında demek ki 65 Şurayı düzgünce yazayım. 65 boş koltuk var kafile gelmeden önce. Kafile sayısı 30. Koltuk sayısı 61 ile 10 arasındayken 100 TL ödenecekmiş. Buraya şimdi bir 5 kişi geldiğinde 5 kişi satın aldığında koltuk sayısı 60'a düşer. 60'a düşerse fiyatlandırma artık bu aralıkta yapılır. O halde burada 5 kişi buradan bilet alır. 100 TL'den bilet alır yani. Geriye kalan 30 kişiden 5'i burada. Geriye kalan 25 kişi için konuşursak 25 kişiden de 20 kişi buradan bilet alırsa 60 eksi 20'den 60 eksi 20'den geriye kalanlar 1 ile 40 arasında boş koltuk kalacağı için bu ağırlıktan fiyatlandırması yapılacak. 30 kişiydi 20'si bu fiyattan 5'i bu fiyattan 25'i böyle geriye kalan 5 kişi de buradaki fiyatlandırmadan bilet alması gerekecek. Toplamlarına o halde bakarsak 5 çarpı 150'den şöyle hatta önce yazayım 5 çarpı 150 artı 20 çarpı 120 artı 5 çarpı 100. Buradan bakarsak 5 çarpı 150 750 artı 20 çarpı 120 2400 gelir. 5 çarpı 100 500 gelir. Hepsini toplarsak 3650 bulmuş oluruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Yarı çap uzunluğu R olan daire bir tam tur attığında çevresi kadar yol alır. Çevre eşittir 2 pi R. Yukarıda verilen iki dairenin yarı çapları sırasıyla 6 cm ve 10 cm'dir. Birinci konumdayken merkezleri aynı hizada bulunan daireler hiç kaydırılmadan sağa doğru döndürülerek yine merkezleri aynı hizada olacak şekilde ikinci konumdaki gibi durduklarında Birinci konumdaki harflerden herhangi birinin üzerinde durduklarına göre şekilde verilen x uzunluğu en az kaç santimetredir? Şekilleri incelensek şimdi bu A noktasından başlamış. Kaç tur attığı belli değil. Belli sayıda tur atıyor tur atıyor çevresini tamamlıyor tamamlıyor. Bakın yine A noktasında durmuş deseydi her seferinde yani burada tam sayıda bir tur atmış diyebilirdim. Ama A noktasına başlayıp A'da ya da K'da başlayıp K'da bitmiş demiyor. Herhangi biri üzerinde duruyor. Yani A'da başlayıp B'de bitebilir. C'de ya da D'de de durabilir. Şuradaki zemindeki noktayıdan bahsediyorum. A'dan başlayıp farklı bir noktada durabilir. Nerede durmamış? Bu arada kalan bölgelerde durmamış. Şuradaki noktalarda hiçbir şekilde durmamış. O zaman benim bahsettiğim X noktası. Pardon X mesafesi. Şu aradaki uzaklık. Bunun çevresinin dörtte birinin bir katı. Aynı uzaklık. Aşağıdaki dairenin de. Çevresinin 4'te 1'inin Bir katı olmak zorunda Öncelikle bir çevrelerini alalım Sonra 4'te birini hesaplayalım İlk şekle bakarsak Çevre 2 pi reydi 3 alıyoruz Bunun yarı çapı 6 Buradan 6 altı çarpı 6'dan 36 gelir 4'te 1'ini alırsam 36 bölü 4'ten Bu 9 her bir dilime düşen 9 cm Aşağıdaki için aynı işlemi yaparsak Çevre eşittir 2 pi'si 3 Yarı çapı 10. Buradan hesaplarsak 3 kere 2 6 60 yaptı. 2 pi r'den. Burada da yine 4'te birini alırsak bunun 60 bölü 4'ten. Bunun da 4'te biri 15 bulunmuş oldu. Şimdi bakın bu uzunluk 9 cm bu uzunluk 15 cm. O halde bahsetmiş olduğumuz x 9'un ve 15'in ortak bir katı olmalı. En az ne olur diyor. O zaman en küçük ortak katlarını hesaplamamız gerekir. Hesaplayalım. 9 ve 15'in en küçük ortak katlarını 3'e böldük. 3, 5, 3'e böldük. 1, 5, 5'e böldük. 1. Hepsinin çarpımından burası 45 geldi. Ekok 9'a 15, 45 geldi. En az 45 40 ve 45'in katı olabilir. Zaten bize en azı sorduğu için doğru cevap 45. Yani doğru şıkkımız o halde A şıkkı. Olcay öğretmen üstü sayılar konusunda üstün üssü ve çarpma işlemini anlatmak için aşağıda verilen soruyu 4 aşamada çözmüştür. Eksi 8 üzeri 3 üzeri 4 çarpı eksi 32 üzeri 4 üzeri 5. Aşamalar bunlar. Öğretmen bu soruyu çözerken kaçıncı adımda hata yapmıştır? Birinci aşamada eksi 8 üzeri 3 üzeri 4 var. Burada eksi 8 üzeri 3 negatif bir sayı. Dördüncü kuvvetini alınca pozitif yapması lazım. Bunu yazarken ona dikkat etmek gerekiyor. Eksi 8 üzeri 1 yazmış. 3 ile 4'ü çarpmış 12. Burada parantezin içinde negatif bir sayı olduğu için gerçekten de bu evet pozitif bir sayı olur. Kuvveti de 12 olur. Burada bir hata yok. İkinci incelersek. Eksi 32 üzeri 4 negatif bir sayıdır. Çünkü eksi 32'nin etrafında değil parantez. Üzeri 4'ten sonra parantez var. Burası negatif bir sayı. Negatif bir sayının 5. kuvvetini almış. 5 tek sayı olduğu için bu sayı negatif çıkar. Burası artı iken Diğeri negatif olması lazım. Öğretmen nasıl yazmış? Eksi 32 üzeri 20. Yani 4 ile 5'i direkt çarpıp yazmış. O halde eksi 32'nin 20. kuvveti artı gelecektir. Ama aslında eksi gelmesi gerekir. O yüzden öğretmen şu birinci aşamada şu sayıda hata yapmıştır. Hangi kaçıncı adımda hata yaptığını sormuş. Hata yaptığı aşama birinci aşamadır. O halde doğru cevabımız A şıkkıdır. Aşağıda geometrik şekiller içine yazılan cebirsel ifadenin karşılıkları verilmiştir. Dikdörtgen içindeki x, x² x kare artı x'e, üçgen içindeki x, 3 eksi x'e eşit. Buna göre dikdörtgen içindeki x artı 1 eksi, üçgen içinde 1 eksi x işleminin sonucunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? Başlayalım. Dikdörtgen içindeki ifade kendisinin karesiyle kendisini topluyor. O halde burada x artı 1'in karesi artı x artı 1 olmalı. Bu birinci işlem. Eksi üçgen içindeki işlemde 3 eksi içerideki sayı. O halde 3 eksi deyip içerideki sayımız 1 eksi x. Eksilerin karışmaması için bunu da parantez içine alıyoruz. Burayı şimdi açalım. Şuradaki tam kareyi açalım. x kare artı 2x artı 1. Yanda x artı 1 var. Burada da önce içeriği düzenleyelim. Şurası 3 eksi 1 artı x olur. Eksiyi dağıtırsak o da 2 artı x'tir. En baştaki eksiyi dağıtırsak bu 2 artı x'e o halde ne gelecek buradan? Eksi 2 eksi x gelecek. Toparlayalım. Tüm parantezleri kaldırarak yazabiliriz. x kare 2x x de burada 3x 3x'ten bir tane x çıkarsa 2x Bakıyorum 1 var. 1 artı 1 2. Eksi 2 de burada var. Yani bunların hepsi birbirini götürmüş oldu. Demek ki x kare artı 2x kaldı. O halde doğru cevabımıza bakarsak düzenleyip yazmamız lazım. Direkt cevap yok. O zaman x parantezini alırsak x artı 2 gelir. Bu da c şıkkında var. Doğru cevabımız c şıkkıdır. Bir olayın olma olasılığı istenen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısıyla bulunur. Aşağıda üzerinde 1'den n'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu toplar verilmiştir. Bu toplar arasından rastgele seçilen bir topun üzerinde asal sayı yazma olasılığı 3 bölü 8 olduğuna göre n değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bize verilen olasılıktaki payda da 8 olduğuna göre tüm olası durumların sayısı 8. Yani buradaki topların sayısı 8 ve 8'in katı olması lazım. Değerlendirirken hep 8'in katlarına göre seçmemiz gerekiyor. Başlayalım. 1'den 8'e kadar olursa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olursa içinde kaç tane asal var diye bakıyoruz. 2, 3 var, 5 var, 7 var. Burada 1'den 8'e kadar olan sayılar 8 tane sayıda kaç tane asal diye bakarsak 4 tanesi. Yani olasılığı 4 bölü 8 geliyor. Demek ki en 8 olamaz. Devam edelim. Bu sefer 8'in diğer katı olan 16'ya kadar devam edelim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu sefer toplarımız 1'den 16'ya kadar devam ediyor diye düşüneceğiz. Buradakileri zaten belirledik. Diğer taraftaki asallar 11 var, 13 var. Tüm sayılarımıza bakarsak 8 oradan 8 oradan zaten 16. Kaç tane asal var diye bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane asal var. Bunların hepsini 2'ye sadeleştirsek 3 bölü 8 gelir. O halde 16 olabilir. 3 bölü 8 geldi. Olasılığı bulduk. Bir daha devam edelim. Bir tık daha bakalım. 16'dan da devam edersek 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24'te duruyorum. 8'in katlarına baktığımız için Buradaki asal sayılara bakarsak 17 var, 19 var ve 23 var. O halde toplamda 24 tane top var. Kaç tane asal var diye bakarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane asal var. 9 bölü 9 bölü 24. Buradan 3'e sadeleştirirsek 3 bölü 8 gelir. Yani bu da olabilir. Şıklara göre yorum yaparsak şimdi 16 olabilir 24 olabilir. 16 şıklarda zaten yok. O zaman 24 alacağız. Daha da devam etmeyeceğiz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Dik koordinat sisteminde bir noktanın hareketi X ve Y komutlarıyla sağlanıyor. Örneğin 2 birim sağ komutu 2 tane X. 3 birim sola komutu 3 tane X. 1 bir birim yukarı komutu 1 tane Y. 4 birim aşağı komutu 4 tane eksiye. A eksi 1'e 3 noktası için aşağıdaki komut veriliyor. Buna göre bu nokta verilen komutla aşağıda verilen koordinatların hangisinden geçmez? Şimdi verilen komutların hepsini tek tek bu A noktasına uygulayacağız ve burada bulunmayan o geçmediği noktayı belirleyeceğiz. Başlayalım. A'nın koordinatını önce normal yazalım. Eksi 1'e 3. Şimdi ilk komutu uyguluyoruz ilk komutumuz eksi x. Yani eksi x x ekseninde sola bir birim gidecek. Bu da x'in bir birim azalması demek. Eksi 1'i 1 bir çıkartırsak eksi 1 bir, eksi 1'den eksi 2'ye 3 olmuş olur. Geldik şimdi y komutuna. Y komutuna bakarsak iki tane peş peşe y komutumuz var. Arttırırsak bu y'leri tek tek. Çünkü aradaki adımları görmemiz lazım. Önce eksi 2'ye 1 arttırdık. 3'ü 1 arttırırsak 4. 4'ü 1 arttırırsak 5 gelecek. Bakın iki tane y'yi kullandık. Sonra bir tane eksi y var. Eksi y de şu demek. Eksi y'de de şunu yapacağız. Y eksenindeki bir y'deki e, ordinattaki birimi bir azaltacağız. 5'i de bir azaltırsak yine başa dönecek. Eksi 2 4 olacak. Yani başa dediğim bir önceki durumuna gelecek. Bunu da yaptık. 2 tane x. Yani apsisini 1 1 arttıracağız. Eksi 2'yi 1 arttırırsak eksi 1'e 4. Bir daha arttırırsak 0'a 4 olur. Bunları da uyguladık. Şimdi 2 tane eksiye azaltacağız. Aşağıdan devam edeceğim. 4'ü 2 kere peş peşe azaltacağım. 0'a 3 oldu. 0'a 2 oldu. Burayı da yaptık. Geldik bir sonraki y'ye. Bir sonraki y'ye bakarsak bir tane arttıracağım. O zaman 2'yi 1 arttırırsak 3 olacak. Bunu da yaptık. 2 tane x. Yani absisi 2 kere arttıracağım. 1'e 3. 2'ye 3. Ve son olarak bir azaltıyorum absisini. Absisini bir azaltırsam da 2'den 1'e düşecek. 1'e 3 olmuş olacak. Şimdi şıkları inceleyelim. Hangisi var hangisi yok. 0'a 3 demiş. 0'a 3 noktası bakın var. 0'a 3'ü görebiliyoruz. Bu var. C'ye bakalım. Eksi 2'ye 5. Eksi 2'ye 5'i görüyoruz. 2'ye 3 demiş. 2'ye 3'ü görüyoruz. 0'a 3'ü de görmüştük. Eksi 1'e 5 noktası var mı diye bakarsak. Eksi 1'e 5 değil. Eksi 2'ye 5 noktası var. O yüzden bulunmayan geçmediği nokta B şıkkındaki nokta o halde. Doğru cevap B şıkkı. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A kök B eşittir. Kök içinde A kare çarpı B'dir. Uluslararası Tüy Siklet Çocuk Halter Kaldırma Turnuvası'na katılan 4 arkadaşın kaldırdığı ağırlıkların kilogram cinsinden kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sporcuların 3 denemede kaldırdıkları toplam kütle değeri onların puanı olarak kabul edilecektir. Bu 4 arkadaştan en yüksek puanı kim almıştır? Tablomuzu inceleyelim. Yasef'e bakalım. Birinci denemede 30 kök 2, İkinci denemede 10 kök 18. 10 kök 18'i düzenleyerek yazarsak 10 kök 18'i 9 çarpı 2 yazıp 9'u da dışarı 3 olarak alıp içeride kök 2'yi bırakırsak o zaman bu 30 kök 2 olarak çıkar. Şurası 30 kök 2. Aşağıdaki 15 kök 8'i de 15 kök 8'i de 4 çarpı 2 yazıp 4'ü dışarı 2 olarak alabiliriz. İçeride kök 2 kaldı. 15 çarpı 2'den 30 kök 2. Bu da 30 kök 2'ymiş. Toplamlarına bakarsak Yasafin Yasafin yapmış olduğu puan Yasafin almış olduğu puan 30 kök 2 30 kök 2 30 kök 2 buradan ne gelecek 90 kök 2 gelecek toplamı. Gelelim Yusuf'a. Yusuf birinci denemede 10 kök 12, ikinci denemede 30 kök 3, beşinci denemede 5 kök 48. Şimdi Yusuf'un da denemesine bakarsak birinci denemedeki 12 bunu 4 çarpı 3 olarak yazalım. 4'teki dışarı 2 olarak çıkarsa 2 çarpı 10'dan bu 20 kök Bu zaten 30 kök 3. Bunu da 16 çarpı 3 yazarsak ve 16'yı 4 olarak dışarı atarsak 4 çarpı 5'ten bu da 20 kök Hepsinin toplamını alırsak buradan Yusuf için Yusuf 20 kök 3, 30 kök 3, 20 kök 3, 30, 20 daha 50, 20 daha 70 yani toplamda 70 kök 3 kaldırmıştır. Sayıta e geçelim sayıta bakalım 10 kök 20 diyor bunu 4 çarpı 5 diye yazarsak 4'ü 2 diye çıkartırsak 20 kök 5 olur burada 80'i e düzenlersek 80'i de şöyle düzenleyelim 80 16 çarpı 5'tir 16 çarpı 5 16'yı 4 olarak yazarsak bu da 20 kök 5'tir bu zaten 20 kök 5 toplamını alırsak 20 20 20'den şuraya yazayım yazmamışız ismini sayıt eşittir 3 tane 20'den 60 kök 5 gelir. Asımın zaten sayı değerleri tam verilmiş. O zaman asımı da direkt toplarsak asımın değerleri 70 30'da 100 yapar. Şimdi burada önemli olan kıyaslama. Bu sayılarda kim kimden büyük, kim kimden küçük bunu kıyaslayabilmek için şöyle yapalım. Hepsi onun katı olduğu için önce hepsini 10'a bölüp yazalım. Bunu 10'a bölersem 9 kök 2, bunu 7 kök 3, bunu 6 kök 5, bunu 10 olarak düşünebilirim. Daha sonra bu köklü olan ifadelerdekileri içeriye yollayalım. Yani 9'u 81 olarak, 7'yi 49 olarak, 6'yı 36 olarak içeri bir yollayalım. En aşağıdakini de köklü yazalım. Zaten 10 köklü yazılırsa kök 100 olur. Bunu da o şekilde düzenlersem eğer, buradan da kök içinde 81 çarpı 2, bu da ne yapacaktır? Kök içinde 81 çarpı 2. 160 2 yapar. Diğerine gelirsek kök içinde 49 çarpı 3 yapacak. 7 kök 3. Buradan da 7 kök 3 kök 147 gelir. 6 kök 5'i de düzenlersek 36 çarpı 5 olarak yazılır. 36 ile 5'i de çarparsak 180 yazılır kök içine. Onu da kök 100 olarak yazarız. Zaten kökten 10 olarak çıkacak. Sayıları şimdi kıyaslamak daha kolay. En küçüğü kök 100. Sonra kök 147, sonra kök 162, sonra en büyük ise kök 180. İsme göre sınıflan sıralarsak Asım en az kaldırmış, sonra Yusuf, sonra Yasef ve en fazla kaldıran da Sayitmiş. Bize de en çok, en yüksek puan alan, pardon, en yüksek puanları veriyor bunlar. En çok puan puanı alanı sormuş. O doğru cevabımız C şıkkıdır. Esra, şekil 1'deki A4 kağıdını belirtilen hizada soldan sağa doğru katlayarak şekil 2'yi elde ediyor. Ardından şekil 2'deki kağıdı belirtilen hizada yukarıdan aşağıya doğru katlayarak şekil 3'ü elde ediyor. Daha sonra şekil 3'te oluşan katlanmış kağıdın üzerine L çizerek kesip atıyor. Ardından kağıdı tersi yönlerde açıyor. Buna göre kağıtta oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi incelersek kağıt önce böyle sonra aşağı doğru katlanıyor ve harf kesiliyor. Tersten gidersek yukarıdan aşağı katlanmıştı. Şöyle göstereyim. Burada bir L varsa o zaman bunun tam tersi bile yukarıda olacak. Bu şurada bulunan harf. Bunu böyle katlamıştı. Bu şekilde açarsak o zaman bunun tam tersi zıt yönde şu şekilde L'ler oluşacak şeklimiz o zaman bu olmalı buna uyan şıkkımız C şıkkı O halde doğru cevabımız da D şıkkıdır C şıkkı Seda Uzun kenarı 24 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki levhayı Aşağıda gösterildiği gibi dikey şekilde keserek Şekil 2'deki dikdörtgen parçayı elde ediyor Elde edilen parça levha baştaki levhaya benzerdir Buna göre Şekil 2'deki dikdörtgen levhanın alanı kaç santimetre karedir? Büyük şekli incelersek, uzun kenarı 24, kısa kenarını x diyelim. Burası da x olacak, burası da x olacak. 6 santimlik şu parça kesiliyor ve bu oluşan küçük dikdörtgenle büyük dikdörtgen arasında benzerlik varmış. Bu şu anlama gelir: kısa kenarlarla uzun kenarların oranları birbirine eşit olmalı. Başlayalım. Küçük kenarın kısa kenarı. Küçük dikdörtgenin kısa kenarı 6, büyüğün x. Küçük dikdörtgenin uzun kenarı x iken diğerinin 24. Yani x bölü 24. İçler dışlar çarpımı yapalım. x kare eşittir 6 çarpı 24. 6 çarpı 24 144'tür. x kare 144 ise x 12'dir. Bize neyi sormuş? Şekil 2'deki dikdörtgen levhanın alanı. Yani şunu sormuş. x'i bulmuştuk. x 12 bulduk. O zaman alanı 6 çarpı 12 olacak. 6 çarpı 12 de 72 gelir. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır. Bir otelin günlük konaklama tarifesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Anne baba ile 2 ve 5 yaşındaki iki çocuğun olduğu bir aile bu otelde 5 gün konakladıklarında 2800 TL ödeme yapmışlardır. Buna göre Anne, baba, büyük anne ile 16, 18, 6 ve 1 yaşında çocukları olan kalabalık bir aile 7 gün konakladıklarında kaç TL ödemeleri gerekir? Tabloyu incelersek 0-3 yaş arası ücretsiz. 4-12 yaş arası bir yetişkin ücretinin 5'te 4'ü. Yetişkinin ücreti x. Şimdi x'in 5'te 4'ü alındığı için x'e bir bilinmeyen verin. 5'in katı olacak şekilde verelim. 5a diyelim. X'e 5A dersek 5A'nın 5'te 4'ü 4A yapar. Bunun da ücreti 4A. Şimdi ilk durumda verilen aile ne? Aile ne kadar ücret ödemiş bakalım. Anne ve babadan oluşan iki tane yetişkin var. Her biri 5A ücret ödeyecek. Artı 2 yaşındaki çocuk ücretsiz. 5 yaşındaki çocuk ise 4A'lık ücrete tabi. O zaman o da 4A. Ve bu aile 5 gün konaklamış. Bu ücreti 5 gün verecekler. Ve böylece 2800'ü tamamlanacak. İçerisi şurası 10A yapar. 10A ile 4'ü topladık. 14A eşittir 2800. Çarparsak burayı 70A eşittir 2800. 2870'e bölersek A'yı buradan 40 bulmuş oluruz. Şimdi bize sorduğu kısma gelelim. Bize sorduğu kısımda ise anne baba büyük anne var ve 16 ve 18 yaşındaki kişiler de 4 ve 12'den büyük olduğu için yetişkin grubunda. Yani 1 2 3 4 5. 5 kişi yetişkin ücreti ödeyecek. 5A. Artı 6 yaşındaki çocuk ikinci kısma giriyor. O da 4A ücret ödeyecek. 1 yaşındakinin ücret ödemesine gerek yok. Ücretsiz. Çarpı bunlar da 7 gün boyunca konaklayacaklar. Kaç para gelecek? Burada şimdi burası 25A yapar. 4A ile toplarsak 29A çarpı 7 yapar. A'yı da yerine yazalım artık. 29 çarpı A'yı 40 bulmuştuk. 40 çarpı 7. Buradaki çarpımı yaparsak 8120 bulmuş oluruz. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır. Küp alanları birbirine eşit altı karenin dik açılarla birleşiminden oluşan altı yüzlü üç boyutlu geometrik bir şekildir. Yukarıda verilen küp şekerin bir ayrıt uzunluğu 2 cm'dir. Bir karınca A noktasından B noktasına küpün yüzeyinden yürüyerek giderse en az kaç santimetrelik yol almış olur? Şekli incelersek A ve B'den geçebilmesi A ve B A'dan B'ye ulaşabilmesi için yüzeyden hareket ederek Açık halini hayal edersek daha iyi onların nasıl bir konumda olduğunu görürüz. Şu yüzeyi açtığımızı düşünelim. Şu yüzeyi aşağı doğru açtığımızı düşünürsek şöyle bir konumda olacak. A yine aynı yerde. B'nin olduğu yeri açarsak B'yi de yine aynı şekilde aşağı doğru şöyle açtığımızı düşünelim. Şöyle içeriden ben şöyle net görebilmek için şunları bir çizeyim. B'yi açtığımızda da şöyle bir şekil oluşacak. B de buradaki konumda. Şimdi bunları bir daha çizersem şurası A, burası B daha belirgin bir renkle gösterirsek şöyle. Bir ayrıt uzunluğu 2'ydi. Buralar da hep 2 olacak ve burada bir dik üçgen olmuş olacak. O halde şurası A, burası B. Bu kenar 2, 2 2'den burası da 4 ve en kısa bu şekilde hipotenüste olursa en kısa şekilde ulaşmış olur. 2 4 ise o zaman buraya x diyelim. Pisagor'u uygulayalım. x kare eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 4 artı 16 toplamları ne yaptı? 20. x kare 20 ise her tarafın kare kökünü alarak x'e ulaşırım. Kök içinde 20'yi 4 çarpı 5 alırsam 4 de dışarı 2 olarak çıkar. Yani en kısa mesafe 2 kök 5 santimetredir. Doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıda şekil 1'de kenar uzunluğu 2 a santimetre olan kare şeklindeki kağıt köşeleri üst üste gelecek biçimde katlanıp şekil 2'de oluşturuluyor. Şekil 2 oluşturuluyor. Şekil 2'de kenar uzunluğu B santimetre ve 2 b santimetre olan dikdörtgen kısım kesilerek atılıyor. Kalan parça açılarak şekil 3 elde ediliyor. Buna göre şekil 3'te kağıdın bir yüzeyinin alanını santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şekle bakarsak, şeklin ikinci durumuna baktığımızda şu parça kesiliyor. Burası 2b, burası b. Biz bu parçayı açtığımızda simetrik olacağı için o zaman bir b daha olacak yanında açıldığında şu şekilde. O zaman burası 2b'dir. Yani içeride de bir kare vardır. Bir kenar uzunluğu 2b olan Büyük karenin zaten bir kenarında 2a bize vermişti. Kalan bölgenin alanını bulmak için büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkarmamız gerekir. Büyük karenin alanı bir kenarı 2a olduğu için 2a'nın karesi. Eksi küçük karenin bir kenarı 2b olduğu için 2b'nin karesi. Burada iki kare farkı vardır. Bir eksili çarpı bir de artılı yazabiliriz. Bunu Direkt şıklarda görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Direkt D şıkkında aynı cevap var. Düzenlemeye gerek yok. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. Emre'nin pazartesi günü çözdüğü soru sayısının derslere göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdaki gibidir. Emre pazartesi günü fen bilgisi ve İngilizce'den toplam 240 soru çözdüğüne göre matematikten kaç soru çözmüştür? Daire grafiğini incelersek verilen açılar 60, 80, 100. Matematiğe o zaman 60, 80, 140, yüzde 240, 360 olması için matematiğe 120 derece kalır. Şimdi şöyle yapalım. Verilen açılarla soru sayısı arasında oran kuralım. Fen bilgisi ve İngilizceden toplam 240 soru çözmüş. 240 soru. Bu 240 soru kaç açıya denk gelmiş diye bakarsak. Fen bilgisinde 100, İngilizce'de 60 toplamda 160 dereceye karşılık gelmiş. O halde 120, 120 derece kaç soruya karşılık gelmiştir dersek matematik için çözdüğü soruyu buluruz. Burada hemen doğru orantı var. İçler dışlar çarpımı yapalım. 240 çarpı 120 bölü 160. Sadeleştirmeleri yapalım. Sıfırlardan biri gitti. Böldük 4'ü e 3. Böldük 4'ü 4. 4'e e böldük 240'ı. 60 60 çarpı 3'ten de x eşittir 180 soru bulunmuş olur. O halde doğru cevabımız C şıkkıdır.